Hepinizin takip ettiği üzere son günlerde tüm kamu emekçileri ve emeklilerin yanı sıra aile hekimlerini de ilgilendiren birçok kanun ne yazık ki konunun muhatapları yani bizlerin görüşleri dikkate alınmadan mecliste görüşülmektedir. Hazırlanan kanun taslakları hakkında bir bilgilendirme de yapılmamaktadır. Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan binlerce aile hekimi, ebe, hemşire ve personel bu kanun taslağı nedeniyle endişeli bir bekleyiş içerisindedir. Çatı örgütümüz olan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda bugün Türkiye genelindeki tüm aile hekimleri derneklerimizle birlikte aynı saatte bir basın açıklaması yapıyoruz. Kayseri Aile Hekimleri Derneği olarak aile sağlığı merkezlerinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gereken adımların atılmasını talep ediyoruz. Kıymetli dostlar, AEF tarafından hazırlanan ve tüm illerde aynı anda okunacak olan basın açıklama metnini dikkatinize sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bizler aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimleri, aile sağlığı çalışanı, ebe, hemşire, tıbbi sekreter, ATT ve aile sağlığı merkezi personelleriyiz. Aile sağlığı merkezlerinin 25 üzeri kalem halinde sabit gideri bulunmaktadır. Son 5 yıl içerisinde bu giderin enflasyon artışı yanında aile sağlığı merkezi giderleri için ödenen gider ödemesi artışı çok geride kalmıştır. Birçok aile hekimi, ebe, hemşire asli kadrosuna dönmüş, birçok aile sağlığı merkezi kira, elektrik faturasını ödeyememekte, standart sağlık hizmeti verilecek tıbbi ve hijyen malzemesini alamamakta, artan personel giderleri sebebiyle birçok aile sağlığı merkezi personel işten çıkarmaktadır. Son 5 yıl içerisinde resmi tüfe artışı %331, asgari ücret artışı %611, kira artışı %400 olmuşken aile sağlığı merkezi giderleri için yapılan artış sadece %330 olmuştur. Aradaki fark artık hekimlerin kendi hak edişlerinden sağlanır noktaya gelmiştir. 5 Temmuz 2023 tarihinde tarafınızca açıklanan %17,55 zam oranı ve 8077 TL ek ödeme, aile hekimliği çalışanlarının hak edişlerini ve hizmetin yürütülmesi için gerekli aile sağlığı merkezi gider ödeneğine oransal artışı tam bir hayal kırıklığı olmuştur. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanların sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerle hak ediş ve gider ödeneklerinde iyileştirme yapılmadığı takdirde sistemden çıkışların artacağını ve sistemin tamamen tıkanacağı bir gerçektir. İvedi olarak 5 Temmuz 2023 tarihinde açıklanan 8077 TL ek ödeme tavan ücrete yansıtılmalı ve emekliliğe etkisi olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Mevcut durum hekimlik mesleğine değer verilmemiş olmasının bir tezahürüdür. Sadece hekimlerin değil, tüm kamu çalışanlarının ücretlenmesinde ipin ucu kaçmış, işler Arap saçına dönmüştür. Eğitim, teknik bilgi, iş zorluğu, mesleki risk ve sorumluluk gibi kıstaslar göz ardı edilerek hekimlik değersizleştirilmiştir. Kamu işçilerine yapılan son maaş zammı ile memur maaşının çok üzerinde çıkması ve hatta Ocak ayından geçerli olan geriye dönük fark ödemesiyle eğitimli kamu çalışanı olan memurlarda hiyerarşinin muhafaza edilebileceği beklentisi oluşmuş. Ancak bu beklenti maalesef karşılanamamıştır. Hekimler aldıkları eğitim, üstlendikleri sorumluluk, meslek hastalıkları riski, devlet hizmet yükümlülüğü, stratejik personel olmaları gibi nedenlerden kamuda en üst düzeyde ücretlendirmeleri gerekirken kamu işçisinin dahi altında maaşa mahkum edilmek istenmektedir. Ayrıca nöbet ücretlerinin trajikomik düzeylerde olması, gece ve gündüz mesailerinin eşit sayılması gibi adaletsizlikler çözüm beklemektedir.